24 ekranlarından yeniden merhaba. Ben Elif Akkayakuter. Kahve molasıyla karşınızdayız. Ekonomideki ve piyasalardaki gelişmeleri aktaracağız artık. Piyasalarda seçim öncesi son iki işlem günü. Hemen ekonomide, piyasalarda hangi gelişmeler var hızlıca bakalım. Fed'in son toplantısına ait tutanaklar yayımlandı. Tutanaklar Fed yetkililerinin faiz konusunda fikir ayrılığı yaşadığını ortaya koyarken borç limitine yönelik endişelerin de arttığı vurgulandı. Fed politika faizinin 25 bas puan artışla 16 yılın en yüksek seviyesine yükselttiği son toplantının tutanaklarını yayımladı. Tutanaklarda bazı Fed yetkililerinin daha fazla faiz artışının gerekli olabileceğini, bazılarının ise bunun gerekli olmadığını düşündüğünü ortaya koydu. Tutanaklarda ayrıca birçok yetkilinin finansal sistemde ve genel olarak ekonomide ciddi bozulma riskinden kaçınmak için borç limitinin zamanında artırılmasının öneminden bahsettiği belirtildi. Bankacılık sektörü stresinin ekonomik faaliyet üstünde daha fazla baskı oluşturacağı konusundaysa yetkililerin fikir birliğinde olduğu vurgulandı. Bu arada ABD Hazine Bakanı Yellen borç limitinin yükseltilmesi gerektiğine ilişkin uyarılarını yineledi. Temerrüt riskine dikkat çeken Yellen, borcun temerrüde düşme tarihi olarak Haziran uyarısını da tekrarladı. Temerrütten kaçınmak için bir anlaşmanın mümkün olduğuna inandığını söyledi. Diyelim ve devam edelim. Haber turu var sırada. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, borç limiti açmazı nedeniyle ABD'nin AAA olan kredi notunu negatif izlemeye aldı. Fitch tarafından hazırlanan raporda federal borçlanma tavanının artırılması konusunda sürdürülen müzakerelerden sonuç alınamayacağı yönünde endişelerin arttığı vurgulandı. 2011 yılındaki federal borçlanma tavanı müzakereleri sürecinde de Standard & Poor's ABD'nin kredi notunu düşürmüştü. Avrupa'nın lider ekonomisi Almanya resesyona girdi. Ülke ekonomisi ilk çeyrekte %0,3 oranında daraldı. Geçen yılın son çeyreğini de küçülerek tamamlayan Almanya böylece resesyona girdi. Veriyi değerlendiren uzmanlar Avrupa Merkez Bankası'nın yüksek faiz artışlarıyla enflasyonu dizginlemeye çalışırken bölge ekonomisinde üretimi ve yatırımları sekteye uğrattığına dikkat çekti. Peki dünyanın önde gelen merkez bankaları faiz indirimi döngüsüne ne zaman son verecek? Konuyla ilgili IMF'den yeni bir açıklama geldi. Başkan Georgieva'ya göre merkez bankaları faiz artırım politikasına 2025 yılının başına kadar devam edecek. Over our forecast from early spring. Uluslararası Enerji Ajansı küresel enerji yatırımlarının bu yıl 2.8 trilyon dolarla rekor seviyeye ulaşacağı tahmininde bulundu. Hazırlanan raporda yatırımların 1.7 trilyon dolarlık kısmının temiz enerji teknolojilerine yönelik olacağı belirtilirken, güneş enerjisi yatırımlarının da ilk kez petrol üretimi harcamalarını geride bırakacağı öngörülüyor. Ve içeride gözler bugün Merkez Bankası'nın faiz kararında. Merkez yılın 5. faiz kararını saat 14'te açıklayacak. Beklenti faizde değişikliğe gidilmeyeceği yönünde banka bir önceki toplantıda da faiz kararını %8,5 seviyesinde sabit tutmuştu diyelim. Ve bu kritik karar öncesi piyasalardaki son durumu aktaralım. Saatlerimizde 12.38'i gösteriyor. Gün ortasında durum ne? Dün düşüş eğiliminde hareket etmişti. Borsa İstanbul 100 endeksi %1,03 değer kaybederek günü 4.424 puandan kapatmıştı. Yeni günü de %0,35 artıda 4.440 puandan başladı. Bir yön arayışı var Borsa İstanbul 100 endeksinde. 4.466 puanı görüyoruz. %0,9 artıda. 30 endeksinde de 4.921 puanı görüyoruz ki orada da 0,82 artıda. Kur tarafına bakalım. Kur tarafında dolar 19.92, euro da 21.47 seviyesinde. İkisinde de hafif yukarı yönlü bir eğilim var. Altın tarafına baktığımızda altın artan tahvil getirileriyle dengelendi diyebiliriz. Uluslararası piyasalarda altının onsu 1963 dolardan işlem görüyor. İçeride gram altın 1257, çeyrek altın 2056 seviyesinde. Petrol tarafına bakalım. Petrol dün 3 haftanın zirvesini görmüştü, hatırlayacaksınız. ABD'de borç tavanı krizine dair yaşanan endişeler ve Rusya'dan gelen OPEC artının üretimi daha fazla kısıtlamasının olası olmadığına dair açıklamalarla biraz değer kaybetti. 77,5 dolardan uluslararası piyasalarda Brent ham petrolün varil fiyatının işlem gördüğünü görüyoruz. Faize bakalım son olarak. Tahvil faizi 10.26, repo faizi de 11.61. Evet, bugün gözler Merkez Bankası'nda.
demiştik. Hem Merkez Bankası'nın faiz kararını hem de artık seçim öncesi piyasalarda son iki işlem günü piyasalardaki durumu konuğumuzla beraber konuşacağız. Konuğumuz Alnus Yatırım Araştırma Direktörü ve Stratejist Volkan Dükkancı. Volkan Bey merhaba. Merhabalar Elif Hanım, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, bugün gözler Merkez Bankası'nda dedik. 14'te açıklanacak faiz kararı. Beklenti faizde değişikliğe gidilmeyeceği yönünde sizin beklentiniz nedir? Evet, biz de politika faizinde seçim öncesi bu son toplantıda bir değişiklik beklemiyoruz. Zaten açıkçası piyasaların daha fazla odaklandığı Merkez Bankası'nın politika faizinden ziyade piyasada oluşan faizler, özellikle kur korumalı mevduatta faiz üst sınırının kaldırılmasından sonra şu an kur korumalı mevduata dahi verilen faizlerin %40 seviyelerine yanaştığını biliyoruz. Dolayısıyla piyasaların biraz daha odağı aslında piyasada oluşan faizler Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararından ziyade. Ama tabii yine faiz kararına çok odaklanmıyor olsak da metinden yine sonraki toplantılarda atılacak adımlara dair mesajları almaya çalışıyor olacağız. Evet, piyasaların da gözü artık seçimin ikinci turunda, seçim öncesi son iki işlem günü. Bir yön arayışı var, bekle gör havası hakim, hacimler düşük. Nasıl bir iki işlem günü öngörüyorsunuz? Evet Elif Hanım, tam da sizin dediğiniz gibi şu an herkes bekle gör modunda, pozisyonlar alınmış durumda ve piyasa artık aslında seçim sonucundan ziyade seçim sonrası oluşacak yeni ekonomi yönetimi ve açıklanacak yeni ekonomi yol haritasına odaklanmış durumda piyasalar. Çünkü geldiğimiz nokta, daha az önce de bahsettik. Ya yani piyasadaki Merkez Bankası faiziyle piyasada oluşan faiz arasında ciddi bir makas var. Şu an bankalar arası kurla serbest piyasadaki kur arasında oluşan ciddi bir makas var. Ve artık bu mevcut döngü, mevcut ekonomik statükonun çok sürdürülebilir olmadığına dair piyasada genel bir algı oluşmuş durumda. Ve piyasa açıkçası dört gözle gelecek yeni ekonomi yönetimini ve atılacak olası adımları, ekonomideki normalleşme adımlarını takip ediyor ve bunlara odaklanıyor olacak seçim sonrasında. Ve piyasanın da ben artık bu noktadan sonra atılacak bu adımlarla kendine yeni bir yön çizeceği kanaatindeyim. Çünkü geldiğimiz seviyeler hem teknik anlamda hem de temel anlamda oldukça kritik seviyeler. Teknik resme baktığımızda son 1,5 yıllık ana trend yükseliş desteğindeyiz. Burası 4300-4400 seviyelerine denk geliyor BIST 100 endeksi için. Burası aynı zamanda bizim 200 günlük ortalamamız. Dolayısıyla seçime kadar kalan şu 2 günlük süreçte ben yine 4300-4400 destek bölgesinin savunulmaya çalışılacağını ve gelecek satışların bu seviye üzerinde karşılanmaya çalışılacağını düşünüyorum. Ama yukarı yönlü hareketlerin de bu noktada sınırlı kalmasını, daha ziyade hisse bazlı hareketlerin ön planda olduğu bir iki günün bizleri beklediği kanaatindeyim. Sektörel bazda bakıldığında peki hangi sektörlerdeki hareketler dikkat çekiyor? Evet, tabii son dönemin en çok konuşulan sektörü bankacılık, evet, sektörü. Hem yukarı hareketlerde başı çekiyor hem aşağı hareketlerde başı çekiyor. Bunun nedeni de açıkçası alınan tüm makro ihtiyati tedbirlerin, liralaşma stratejisi doğrultusunda atılan tüm adımların bankacılık sektörü üzerinden uygulanan adımlar olduğunu görüyoruz. Ve bu adımların birçoğu da bankacılık sektöründe karlılıklar üzerinde baskı yaratan unsurlar. Dolayısıyla az önce de bahsettiğim gibi seçim sonrasında oluşabilecek yeni ekonomik tablo, her kim kazanırsa kazansın, iktidardan, gelecek iktidardan bağımsız uygulanacak ekonomik politikalar bence yine bankacılık sektörü üzerinden bir harekete neden olacaktır. Dolayısıyla benim en yakından izlediğim sektör bankacılık sektörü son dönemde, her iki yönde de. Onun haricinde güçlü bir turizm sezonu bizi bekliyor. Dolayısıyla havacılık sektörünün ve turizm sektörünün ben ön planda kalmayı devam edeceğini düşünüyorum. Yine defansif sektör olarak hem gıda sektörünü hem de bu süreçte telekom sektörünün tercih edilebileceği kanaatindeyim. Ve yine döngüsel olarak hem yaşadığımız o acı deprem faciası sonrası bölgede başlayan yeniden inşa süreci, hem de daha öncesinde başlatılan sosyal konut projesi dikkate alındığında inşaat ve inşaat malzemeleri sektörleriyle birlikte yine gayrimenkul yatırım ortaklığı sektörünün de yılın ikinci yarısında yatırımcıların radarında olacağı kanaatindeyim.
Peki altın tarafında şimdi tahvil getirileriyle bir dengelenme var ama hafta başında da Nisan ayından bu yana en düşük seviyeleri görmüştük. İki gündür de üst üste bir yükseliş eğilimi vardı. Alım için uygun seviyeler ne? Çünkü hani aslında biz 2023'ün ilk başında hep altın bu sene yükselecek diye konuştuk. Altın yılın ikinci yarısında nasıl olacak? Orada hep ben şunu söylüyorum, ons bazında ve TL gram bazında ikiye ayırmak gerekiyor. Evet. Ons bazında altın 2000 dolar seviyesi üzerinde biraz zorlanıyor. Çünkü son dönemde tekrar dolar endeksinde bir yukarı hareket var, Amerikan faizlerinde bir yukarı hareket var. Bu da biraz ons bazında altın 2000 doların altına çizdi. Ama içeride kurda dolar TL tarafında minik minik de olsa yukarı hareketin başladığını görüyoruz. Ve seçim sonrasında ben biraz daha bu tarafın serbest bırakılacağını düşünen kesimden olduğum için gram altın tarafında 1200-1250 TL aralığının alım için önemli fırsatlar sunmaya yılın ikinci yarısında da devam ettiği kanaatindeyim. Mevcut altın pozisyonları korunabileceği gibi 1200-1250 TL aralığında gram cinsinden altının da alım için hala uygun olduğunu ve portföylerin en az %20-25 civarında bu tarafa kaydırılmasının risk getiri dengesi açısından makul bir strateji olacağını düşünüyorum Elif Hanım. Peki bir de petrol tarafına bakalım. Orada da değer kaybı var ama dün de 3 haftanın zirvesini görmüştü. Yani o seviyeden bir değer kaybı var. Petrol için ne dersiniz? Tabii petrolün en temel belirleyicisi global büyüme motivasyonu. Şu an Amerika'da hem devam eden faiz arttırım süreci hala sonuna gelip gelmediğimiz noktası emin değiliz. Bir yandan da devam eden bütçe tavanı tartışmaları resesyona ilişkin beklentileri canlı tutmaya devam ediyor o tarafta. Dolayısıyla güçlü bir talep petrolde oluşamıyor. Ben de son iki gündür yaşanan yükselişin bir tepki niteliğinde olduğunu, petrol fiyatlarında kalıcı bir toparlanmanın resesyon korkusu dinmeden çok kolay olacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla 80 dolar üzerindeki fiyatlamaların çok daha fazla yukarı taşınabileceği kanaatinde değilim. Genel beklentim yılın ikinci yarısında 65 dolarla 85 dolar arasında yatay bir bantta dalgalı bir petrol fiyatının bizi beklediği noktasında. Peki kur tarafı için de şimdi uzun zamandır yatay bir seyri olduğu için çok fazla konuşmuyoruz ama seçimin birinci turundan sonra yani 14 Mayıs sonrası işte 25 doların üstüne çıkabilir gibi söylentiler olmuştu ki öyle olmadı. Şimdi seçimin ikinci turundan sonra kur tarafıyla ilgili ne söylersiniz? Orada Elif Hanım açıkçası tüm süreç mevcut ekonomik statükonun devam edip etmeyeceği noktasında şu an hem kuru hem faizi hem enflasyonu üçünü birden kontrol etmeye çalıştığımız bir politika izliyoruz. Ancak bu uzun vadeli çok sürdürülebilir bir politika değil. Eğer birinden vazgeçilecek olursa ben bunun ilk etapta kur tarafında swapların biraz gevşetileceğini düşünüyorum. Çünkü ihracat tarafında da çok ciddi darbeler almaya başladık. Büyümeye katkısı çok önemliydi ihracatın son 1,5 yıldır. Bu katkının tekrar sağlanabilmesi için ihracatçılar cephesinde kurda bir yukarı yönlü beklenti hala hakim. Ve ben seçim sonrası süreçte yine çok hızlı olmayacak bir şekilde ama yavaş yavaş kademeli olarak son 1-1,5 aydır gördüğümüz gibi burada 20 TL seviyelerinin üzerinde bir hareketlenmenin olası olduğunu ve de ekonomik gidişatın, ekonomik büyümenin sağlıklı bir trende oturması açısından bir ihtiyaç da olduğu kanaatimi korumaya devam ediyorum bu noktada. Çok teşekkür ediyoruz. Alnus Yatırım Araştırma Direktörü ve Stratejisti Volkan Dükkancı, hem değerli vaktinizi ayırdığınız için hem de yayına katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar, sağ olun. Sağ olun, kolaylıklar diliyoruz ve kahve molasını noktalıyoruz. Hoşçakalın.